Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa Reboot'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve tabii ki de 6. bölüm, tamam. Bölüm adını unuttum diyecektim ama unutmamışım. Evet, bu bölümde ne yapıyoruz? İlk önce bölüm arası yaptığım şeylere değinelim. Burada bazılarını gösterdim mi bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Buraya ikinci bir Enrichment Chamber koydum. Bazı recipe'ler için gerekiyor. Buraya bir adet Charging Hedo'su koydum. Bunun nasıl çalıştığını göstereyim. Charge pad üstünde duruyorum ve üstündeki elektronik eşyaları şarj ediyor. Mesela bu Free Runners. Free Runners nedir diye soracak olursanız bu. Evet, şu an uçuyorum ve aşağı atlayacağım. Hiçbir şekilde damage almadım. Ancak bunun enerjisinden biraz sömürdü. Ayrıca kendisi bir adet walk assist içeriyor. Yani beni basitçe düşmekten koruyor. Üzerimdeki herhangi bir elektronik eşya olursa bunun üstüne geldiğimde şarj edecek. Craft'ı da... Bir saniye. Ha, ilginç. Bütün hepsini gösteriyor. Tamam, bu ilginç oldu. Bu. Bir bakalım. Mekanizmde güncellemelerine bir bakmamız gerekecek gibi görünüyor. Evet, bir bakalım. Evet, bütün hepsini gösteriyor. Aynı düzeyde olan. Ha, yok. Meteorolojik Injector Factory, tamam. Advanced Edit. Ha, güzel. Bu güzel bir detaymış. Peki, devam edelim. Alloy Smelter'ı sanırım göstermiştim. Kendisi bir furnace ama aynı zamanda alloy yapmak için de kullanılıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Şu Drawer Controller. Gösterdim mi emin değilim ancak yine de gösteriyorum. Mesela şunların hepsini envanterime aldım. Sağ tık yapıyorum ve hepsi buralara dizilmiş oluyor. Özür dilerim, biraz kötüyüm de. Evet, bunun yanı sıra başka ne yaptım? Siz gelin bakalım. Tamamdır. Enriched Iron. Ha. Gelelim. Buraya. Sayılarını 6'ya çıkarttım bunların. Ha, kısacası uzun bir süre enerji sıkıntısı çekmeyeceğim. Ve gelelim bu bölümün önemli noktasına. O da neredesiniz siz? Ha, buradasınız. Kobalt ve Ardite'larımız. Evet, şimdi. Öncelikle paketin yeni sürümünde çıkartılmış bir mod. Extra Rails artık yok. Neden yok diye soracak olursanız. Çünkü bu modun yerini dolduracaktı. Ve bu mod güncellendi. Tam olarak değil. Bütün içerikleri henüz yok. Mesela Rolling Machine yok. O yüzden craftingler biraz daha vanilla crafting'e yakın. Fakat güncellendi. Ah. Evet. Fazlasıyla mutluyum. Tamam, bu ilginçmiş. Evet. Fazlasıyla mutluyum. Tabii 3 tane recipe değiştirildi. Çünkü Redstone Flux Card eklendi mi? Buna. Redstone Flux Loader ve Unloader LED kullanıyordu normalde ve oyunda LED'imiz yok. Ve Poor LED orları da aktif etmek istemiyordum. Bunlar aktif değil. Oyunda bulamıyorsunuz. Onun yerine Energetic Alloy kullanıyorlar. Çok daha makul olur diye düşündüm. Ve bayağı ilginç bir şey de, birkaç bir şey de eklenmiş. Haliyle iyi olmadığı için bu arada elektrik lokomotifimiz de çalışmıyor. Normal lokomotife muhtacız. Tunnel bore, steam lokomotif, hatta bir bakalım. Evet, steam lokomotif. Neyse, evet, benzin kullananı yok galiba ya da evet, sanırım benzin içeren bir şeyimiz yok. Cargo cart, ilginç bir konsept.
aslında normal minecart with chests'in bir değişiği sanırsam. Evet. Bakalım. Kartlara bir bakacağım hatta. Chest minecart. Cargo kart. Ha, trap chest kullanıyormuş. Güzel. Bunun yanı sıra bakalım başka nelerimiz var. Track relay, TNT, tank kart, track removal, underlaying vesaire vesaire. Ve bunlar. İki adet TNT kartımız var. Hopper kart, Minecraft, Minecraft comment block vesaire vesaire. Ve Railcraft'a eklenen çok ilginç bir detay şunlar. Kitler. Bunları normal bir rail'a alıyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz ve o rail istediğiniz tipe dönüşüyor. Yani kısacası envanterinizde sadece standart rail tipini bulundurmanız yeterli. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Bakalım başka nelerimiz var. Yine eklenen. Şunları bilmiyorum. Şunu bilmiyorum. Bakacağım. Bunu da bilmiyorum. Buna da bakacağım. Bu arada sanırım tanklarımız geri eklenmemiş henüz. Yeter ama. Neyse. Onun dışında makineler de eklenmemiş. Ha, pumpkin kartımız burada. Gift kart vesaire vesaire. Henüz bayağı bir şey geri eklenmemiş ancak zaten beta'da. Bir de bir adet creative lokomotif eklenmiş creative işleriniz için kullanacağınız. Evet. Şu an için bu. Bunlar da var ancak LED olmadığı için zaten kullanılamıyor. Kaldı ki zaten IC2 yok. IC2 enerjimiz yok. Evet. Şimdi. Kobalt. Şimdi kobaltın kazma hızı 12 ve durability 1.72. Ardite durability daha yüksek ancak mining speed'i çok daha düşük. Ve manolin durability'si bayağı bir düşük. Mining speed'i de ancak atak daha en yüksek. O yüzden bununla silah yapacağız. Şimdi kobalt. Gel bakalım. Durability'yi hallederiz. Bakalım şu anki durability ne? Makul. Şimdi bir adet kobalt head lazım bana. Bak, mining speed'im 5. Pardon. 12. 4.5. Tamamdır. Şimdi bir tane kobalt head yapacağız. Tabii ki de önce uyuyacağız. Çünkü gündüz olması lazım önce. Evet, bu arada Railcraft'ın geri gelişi beni inanılmaz derece mutlu etti. Bunun farkındasınızdır siz de. Gerçekten mutlu etti. Çünkü biliyorsunuz Railcraft benim en çok sevdiğim modlardan biri. Ve her ne kadar bu pakette değişik şeyler deneyeceğim desem de hem Railcraft'sız bir şeyler yapacak olma gerçeği beni üzüyordu. Railcraft olmadığı için tabii gerekçe. Hem de neticede Railcraft'ta. Evet, sen erimiş olmalısın. Hayır, hala erimemişsin. İlginç. Bu arada Hammerhead 8. 4 tane atacağız bunun içine. Bu arada bunlar bayağı geç eriyormuş. Evet. Şimdi şu gelsin bir. Bunu da buraya koyalım. Hala erimedi. Evet. Ve dışarıdan çok güzel sesler gelmeye başladı. Umarım size gelmiyordur. Ha tamam, eridi nihayet. Soğuması da uzun sürüyormuş. Valla. Ve şimdi Tool Station.
Cobalt Pickaxe. Evet, durability. Burada evet. Aa, yanlış pickaxe atıyorum. Tamamdır. Cobalt oldun sen. Mining speed'im biraz düşmüş. Neyse, sıkıntı değil. Aa, çünkü upgrade'im vardı. Silk taş upgrade'im. Ancak momentum nasıl bir özellikmiş ona bir bakalım. Meta tool materials. Cobalt. Hell. Pardon. Momentum. Mining blocks increase your speed as long as you keep going. Ha, güzel. Increase the... Güzel. Ha, oyun bir an dondu. Şimdi bana başka ne lazım? Burada önemli bir şey yapmamız lazım önce. Benim baltam nerede? Gel bakalım balta. Tool Station, Tool Forge. Evet, 3 tane Seared Block. Ve... Voila. Ve artık sen upgrade edildin ve daha fazla silah yapabiliyoruz. Şimdi benim asıl istediğim hammer. Bir adet hammer head, 2 adet plate ve bir adet rod, büyük rod. Şimdi hangisi hangi malzemede ne işe yarıyor onlara bir bakalım. Evet, plate'ler head olarak geçiyor bu arada sanırım. Başka özellik eklemek için head'lere koyabiliriz aslında düşününce. Evet, mantıklı. Şimdi. Bak, başka hangi materyalleri kullanabiliriz? Monolin. Ardite durability yüksek. Fakat mining speed'i düşük. Cobalt durability'si... Pardon. Aslında dur. Monolin'in durability'si o kadar düşük değilmiş head'de. Ama mining speed'i düşük. Bakalım. Deal increased damage. Ah, tamam. Tamam. Combat odaklı. Blue slime. The tool break soft. Magnetic. Tamam, headlerden birine iron yapacağım. Orası garanti. Pig iron. Evet. Hitting things sometimes gives bacon. Güzel. Firewood. Sponge. Alien. Obsidian. Evet, ne kullanabilirim onu düşünüyorum. Bir tane iron yapacağız. Orası kesin. Lead'imiz yok zaten. Silver'ımız yok. Steel. Yok. Evet. Ardai.
Tamam, bir tane ayırın, geri kalanı 6, 7, 8. Tamamdır. Şimdi tabii sen gel şöyle. Sen en önemli parça olduğun için sen şöyle gel. Şimdi bunlar plate 8 gene. Evet ve tabii ki de bu bekliyor bayağı. Bunu beklerken ilginç sesler duyuyorum. Evet, tool upgrade'lerimizi bu bölüm yapacağız. Ondan sonra girişeceğimiz şeyler Open Computers olacak. Oh yeah. Tabii Open Computers'e çok detaylı girmeyeceğiz. Genel bir basit girişi ve size az buçuk Open Computers'u nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. Ayrımlar eridi mi? Hayır, erimediler. Tamamdır, erittiler. Bunun yanı sıra başka nelerimiz var? Bu arada şöyle iki tane olmasının sebeplerinden bir tanesi Crusher'ı da koyacağım bu arada. Daha ilginç maden işleme yöntemleri. Bunları daha sonra bayağı bir otomatikleştireceğim. Bir Enderman sesi duyuyorum bir yerlerde. Ve bu nedense oluyor sürekli. Şimdi tool rod'u neyden yapalım? Cold dance. Cobalt, maiden, bronze, dance. Your tool is thus longer and has less durability. Seksen. 313. Tamam, tough tool rolumuzu da. Ya da Ardite'den yapalım mı? Bir saniye. Evet, Tough Tool Road'u neyden yapacağımı buldum. Doğru değil mi? Tough Tool Road. Hadi bakalım sen de kaç tane istiyorsun? 3. Evet, neyden yapacağımı buldum. Ardite'den yapacağım. Stone'ları sanırım kazdığı stone'ları kendi içine alıp kendi durability'sini dolduruyor. Ki bu benim için bayağı güzel bir şey. Çünkü ben o durability'yi bayağı bir sömüreceğim. Bayağı bir. Tabii o esnada ardite'larımızın pişmesini bekliyoruz ve tabii ki de yemeğimizi de yiyelim. Evet. Bu bayağı güzel oldu. Bu bayağı güzel oldu. Bunu görmem. Evet. Çok iğrenç bir gülüş yaptım, farkındayım. Ama hani eğer okuduğum şey doğruysa siz de anlamışsınızdır. Ha bu arada ufak bir detay söyleyeceğim. Önceki videolarda ben Tinker's Construct noob'uyum, bana yardım edin dediğimde şu detayı aklınıza bulundurun. Kullandığım sürüm Tinker's Construct 2. Eski Tinker's Construct 1 değil. Yani mesela knapsack yok burada. Şu yok, bu yok vesaire vesaire. Bu detayları aklınızda bulundurun. Modifier değiştirmeler gene biraz farklı. Evet ve şimdi. Hammer.
onu diyeyim. Iron. Şimdi bu ikisinin yerini değiştirirsem ne olur? Tamam, herhangi bir şey olmuyor. Tamamdır, bence gayet oldu. Evet, şimdi bir test yapalım. Permator, şu permatorun açıklamasını te. Valla, bayağı tatlı bir olay oldu bu. Tamamdır. Ve tabii ki de buna başka ne özellik ekleyeceğiz diye soracak olursanız. Atalım. Bunu düşünmedim. Lock eklemeyi düşünürüm ancak lock sanki çok işime yaramayacakmış gibi, bu arada seni atabilirim. Çünkü sana hiçbir şekilde ihtiyacın kalmadı. Çünkü bu senin işinde görüyor. Hatta daha yüksek bir mining speed ile. Ve bu arada bunun hali hazırda kullanmadığım bir upgrade'i kaldı mı? Ha tamam, bir tane modifier'ım var bunda. Evet, bayağı güzel oldu bu. Hammer'ımız. Ve tabii ki de silahlar içinde Manolin. Bir tane kobalt or, gel bakalım. Kılıcımı Manolin'e upgrade edeyim. Sharp özelliğini özleyeceğim. Çünkü Sharp bayağı güzel bir özellik ancak Sword. Bakalım. Şimdi şu an kullandığım Silver değil. Steel. Heh. 6 atak veriyor. Monil'ine bakalım. 8.72. Bakalım daha yüksek atak puanı olan bir tane var mı? Yok. Atak puanı olmayan var. Yani kısacası bu gayet makul. Evet. Monolinimizin olmasını bekleyeceğiz. Sword. Manolin. Bana bir adet Manolin lazım. Lazım. Bu arada muhtemelen baltamı da Manolin'e çevireceğim. Ha, tabii ki de bir adet daha Ardite lazım. Çünkü iki tane istiyorlardı. Ve bu da demek oluyor ki bir tane Ardite'ı Ingot'a çevireceğim. Evet. Bu şekilde. Bu arada Ardite ve Cobalt'ı bunun dışında işlemenin herhangi bir yöntemi yok. Yani bu Ardite ve Cobalt işlemek için tek yöntemimiz. Böyle bir sistem kullanamıyoruz. Evet. Bakalım. Burayı tabii upgrade edeceğiz ancak direkt evimizi upgrade edeceğiz çünkü. Ev dizaynı... Evet, şimdi asıl sormam gereken soruya gelelim. Ev dizaynı hakkında ne tarz bir şey kullanayım? Siz söyleyin. Düşünün. Pardon, fikirlerinizi paylaşın. Her türlü fikre açığım. Kullanmayacağım tamamen bana kalmış. Yani çok... Bu fikri beğendi, bunu kesin kullanacak tarzı bir düşünce olmasın aklınızda. Belki kullanırım, belki kullanmam. Yani o detayı aklınızdan çıkartmayın. %50 ihtimal. Bir fikri beğenmişsem kullanabilirim. Ama hani... Şu an sadece fikir almak istiyorum. Kendi aklımda kesin bir şey yok çünkü. Ve valla geliyor. Dıdın. Evet. Magnetic man.
Şimdi Sword. Gel. Gel. Atak 10.7. Evet. Bayağı sağlam bir DPS'i oldu. Atak speed'i arttıran bir şey var mı onu bilmiyorum. Ona da bakacağız. Sanırım kalan manilinde şöyle bir şey yapacağım. Ardite'i. Drobet'i. Tamamdır. Ne yapacağımı buldum. Gel bakalım. Bu yapacağım. Bunu yapacağım. Bu arada videolarda önceki videolarda yorum atmıştınız. Dan dan dan. Durability'min artmış olması lazım. Evet artmış. Şimdi Iron. Iron'la da tamir edebiliyor olmam lazım bunu. Hayır edemiyormuşum artık. O zaman ne yapıyoruz? İlla kobalt mı tamir edeceğim? Bir saniye bir şey deneyeceğim. Stone'la tamir edebiliyor muyum? Hayır. Tamam. Iron'la tamir edemiyorum. Ardite'i de Cobalt'la tamir edeceğim demektir bu. Yay! Self-repair'a bir an önce ihtiyacım var benim. Ve bunun için mos üretmem lazım. Vine. Moisture ya da Metallurgic Infuser. Biofuel. Crusher. Şimdi sevgili Crusher bana Seed. Crusher. Tamam. Crusher. Gel bakalım. Burada Metallurgic Infuser'larımı çöp olsun, süs olsun diye tutmuyorum. Çöp, süs. Aynı şey. Evet bu arada süsle pek süs anlayışı olan bir insan değilim. Onu baştan söyleyeyim. Hani sade bir insanım. Benim ev dizaynımı falan filan görürseniz de bunu anlarsınız. Şimdi 20 idi. Evet. O zaman 6 tane daha lazım. 6. Metabolic Infuser. Tek elde etmiyor. Bu buymuş. Tabi burada oranları da yazsa çok tatlı olacak ama. Bakalım en verimli Pumpkin'le getiriyor galiba. Yok bir saniye. Pumpkin miydi o yine? Evet, Pumpkin'di. Evet, bunu neden üretiyorsun diye soracak olursanız bu arada sen 9'un tamam. Bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım dedim. 3 değil. Kitabı atacaktım içeri. Ve sonuncusu. Peki bunları ne yapacağım diye soracak olursanız unutmadan reddi. Bookshelf. Gelsin şöyle. Şuna çevireceğiz. Evet, onun sebebini anlatacağım biraz eski Tinker's Construct tam alışkın olanlara. Çünkü yeni Tinker's Construct'a yöntem biraz farklı. Ufak bir adım eklenmiş işin içine. Bu ufak adımı göstereceğim. Geliyoruz. 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 Geldi. Tamamdır. Şimdi gelin bakalım. Ball of Moss. Normalde bunu Toolforge'a atıp şöyle upgrade ederdik. Fakat artık öyle bir durum yok.
Bunu alıyoruz. Bir adet bookshelf'e sağ tıklıyoruz ve üstümüzden 10 level alıyor ve dan dan. Voila. Ve artık bu arkadaş kendi kendini tamir etmeye başlıyor. Envanterimde durduğu sürece bu kendi kendini tamir edecek. Evet. O özetle olay bu. Ve tabii ki de bir 9 taneyi daha alacağım ve hammer'ıma koyacağım. Evet. Sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.